Şimdi, peki Bülent, az önce çok ilginç bir şey söyledin. Nedir? İlginç dediğim şu tarafı. Flörtlerim oluyordu dedim mankenlerden. Doğal olarak da senin sevgilin olduğuna göre, yani sen onların sevgilisi olduğuna göre onlar da senin sevgilin oluyorlardı. Fakat evet, burada enteresan bir şey var. Onlar peki bu yönelimlerini açık edebiliyorlar mıydı? Toplumda yaşayabiliyorlar mıydı? Yoksa hep gizliliğe mi mahkumdu? Yani o konuyu çok böyle açmayayım ya. Çünkü iki tanesi şu anda hala Türkiye'de çok böyle cici insanlar. Çok da severim. Ben isimlerini ilerledim. Bunlar gençlikte tanıştığımız güzel dostluklar, güzel flörtlerdi. Onları rencide etmeyeyim ya. Yok, isimlerini sormuyorum. Bunu açıktan zaten de. Ya, azıcık söylesen, yani azıcık söylesen hemen tanıyacaksınız. Gizli kapaklı. İşte burada neler yani neler ve neler ve neler ve demek istiyorum. Hani bunlar tatlı ve gizli şekilde kalsın gitsin. Zaten insanlar hayatlarında bir sürü şey yaşıyorlar. Hani birazcık tarif etsem ya da örnek versem, Enver'cim sen bile uzak durduğuna rağmen bu piyasayı sen bile tanıyacaksın. Aa yoksa o mu? Diyeceksin ve o çıkacak. O yüzden hani hiç o konuya girmeyeyim. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Ben bu mesleğe 1992 yılında başladığımda eğlence sektöründe bizim ikimizin ortak arkadaşı Tarkan Koç da oradaydı. Biz ben sosyoloji okuyordum. O da konservatuvarda opera okuyordu. Biz de ekmeğimizi kazanmak için o zaman hem ANS'de çalışıyorduk, hem daha sonra Kanal D'den sonra Show TV'ye geçtik. Metin yazarlığı yaptım. Ondan sonra işte yaratıcı yapımcılara kadar geldim. Çok para kazanamadık ama şunu çok iyi biliyorum tabii. Bu olup bitenleri görüyorum. Billur Kalkavan canımdan bir parçadır. O zaman tanışmıştık onunla. Dolayısıyla Billur da Türkiye'de saygın ve çok sevilen, herkesin tanıdığı bir insan olduğu için ben de şeyi, yani olaylara tam hakim değilim ama görüyordum yani olup bitenleri. Peki tehdit meselesi bu işlerde Demet Akalın'ın bir anlamda seni tehdit ettiğini anlıyorum. Doğru mudur? Yani tehditi yani canlı yayında hani söyledi. Hani salça olma. İlerleyelim. Yani tehditse tehdittir. Ama değilse değildir. Yani ne diyeyim işte. Onun şürekasından insanlar mesela. Bu arada WhatsApp'ımda ilginç numaralar belirdi. Mesela son 10 gündür filan. Son 7 gündür filan böyle. Hiç tanımadığım yurt dışı. İsim veriyorlar mı? Tehdit etti diyemem Enver'cim. Tehdit etti diyemem ama ekrandan hani unutuldun, hatırlanmıyorsun, kimse seni iplemiyor. Salçada olma. Bu kelimeler zaten var. Yani bu kelimelerle suratıma hani bulaşma bize. İmparatorluğumuz var. Bak Acun Medya'da çalışıyoruz. Burada ekmeğimiz dönüyor. Muhabbeti oldu. Herkesin gözü önünde oldu bu. Ha bunun adına tehdit denir mi bilemem. Ama canlı yayında bana söyledi. Bülent, biz bu Acun meselesini açtığımızda çok acayip yerlere gitti. Acun'un bu büyümesi, olağanüstü zenginliği falan bir anda acayip hallere geldi. Burada Tarık Tarcan neler söyledi? Şaşırdım kaldım. Acun Medya. Tarık Tarcan çok iyi bir şeydir, şaittir. Seda Akgül çok iyi bir şaittir. Yaşayan şahit bunlar. Tarık Tarcan'ı hayretle dinledim, zevkle dinledim. Zaten çok severdim. Seda Akgül desen öyle Enver'cim. Yani onlar gerçek birer tanık. Şöyle bir şey mesela hep duyarım Acun'la ilgili. Hani bunun bir yarışmaları vardı ya böyle hani o sesler filan. Mesela oradaki LGBT katılan, yarışmacı olarak katılan, sıkıdır çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yarışmaya katılan LGBT yarışmacılarını çok kısa dinleyip tam teşekkürler deyip şarkılarının sonuna kadar hani böyle eleme yapıyorlar ya ekrana çıkarmadan. Onları böyle çok kısa kesip tamam sağ ol deyip gönderip hiçbirini, tekrar ediyorum hiçbirini ama canlı yayına, ekrana getirmediler.